Gençlik. Gençlik yaşadığı çağı bilememekmiş. Bu yüzden gençlik üzerine daha çok genç olmayanlar konuşmuş. Onlar üzerinden türlü tasavvurlar geliştirmişler. Peki ya edebiyatımız? Gençliği konuşuyoruz. Türkiye'nin kelimeleri başlıyor. Kıymetli seyirciler, Türkiye'nin kelimelerine hoş geldiniz. Gençlik Öyle sanıyorum ki gençlik üzerine konuşanlar bugüne kadar hep genç olmayanlar olmuş. Gençlik politik heyecanlara sevk edilmiş. Peki edebiyatımız gençliğe nasıl bakmış? Türkiye'nin kelimelerinin bu bölümünde Fatih Ando hocamla gençliği konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Evet genç olmayan insanlar olarak gençliği konuşacağız. Bu gençlerin hoşuna gider mi bilmiyorum ama biz onların alanını zedelemeden Türk Edebiyatı'nda gençliğin nasıl ele alındığını konuşmak için buradayız. Peki, bizim geleneğimizde gençliğe yaklaşım nasıl? Bu bakış nerede kırılmış hocam? Yine 19. yüzyılda mı bir kırılma yaşanmış? Daha önce gençliğin algılanışı nasıl? Benim aklıma Nabi'nin hayriyesi geliyor söz gelimi. Ve ona benzer Edebi Neviler. Ne dersiniz? Nereden bakmak lazım? Gençlikteki edebiyata yansıma nerede kırılıyor, nerede değişiyor? Belki de gençlik, çocukluk, yaşlılık, orta yaşlılık diye insan hayatını dilimleyelim ama bu dilimlemeleri birbirinden bağımsız adacıklar mantığıyla kavramamak lazım. Ortada bir insan var. Doğal olarak insanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı bir Hayat var ve bu hayat içerisinde de beden denilen yapının aldığı şekiller var. Beden denilen yapıyla birlikte insanın ruh dediğimiz yönünün de kazandığı olgunluklar var. İkisi birbiriyle örtüşüp insan hayatının süreçlerini belirliyor. Ama bu süreçleri insan hayatının birbirinden bağımsız evreleri gibi görüp onlardan bazılarını öne çıkarıp Onlardan bazılarını bir nasıl söyleyeyim siyasallaştırıp hatta bazılarını bir mite çevirmek tamamıyla modern dünyanın bakış açılarından, uygulamalarından birisi. Geleneksel toplumlarda doğrusu yaşlılık daha önde, <laughs> daha üstün tutulan bir şey değil mi? Erdem, hayat tecrübesi, çok şey yaşamışlık. Dolayısıyla hayata cevaplar üretebilme yaşlılara daha çok yakıştırılmış. Yaşlılara hürmet geleneksel toplumların ana hatta ahlaki erdemlerinden birisini oluşturmuş. Ama modern zamanlara gelince gençlik yaşlılığı ötelemiş, gençlik daha çok önemsenmiş, daha çok öne çıkarılmış. Ben biraz art niyetli bakıyorum. Gençliğin bu kadar e, abartılması, bu kadar öne çıkarılması modernizmin mantığıyla da ilgili bir şey. Halka Modern... konuşurken e, popülizm bahsine pek giremedik hocam da. Şimdi hani halka e, yalakalık tabiri caizse yardakçılık yapmak için oluşan bir şey ya popülizm. Modernite de gençlere aynı şey mi yapmaya çalıştı? Yani yalın kat bir e, yani amiyane tabirle yalakalık demeyelim. Ama arkasında bambaşka çarklar dönüyor bana kalırsa. Gençlik enerji demek, gençlik güç demek, gençlik her şeyden öne tüketim demek, ekonomi. <laughs> ekonomi demek, gençlik enerji demek, gençlik değişkenlik demek. Gençliğin getirdiği bir takım modernizm açısından artı değerler var. Ama en çoğu da gençlik şimdi gençler alınmasın ama daha kolay heyecanlarına yönelen, teslim olabilen, dolayısıyla o heyecanların daha kolay manipüle edildiği, bir yöne kanalize edildiği bir yaş aralığı demek. Dolayısıyla modernizmin o hmm, manipülasyon erkleri, güçleri ister istemez toplumun en kolay yönlendirilebilecek ve oradan da bir çıkar devşirebilecekleri yaş dilimini daha çok önemsiyorlar. Modern toplum, gençler, ondan sonra çocuklar bakın. Yaşlılar en sona atılır. Çünkü tüketimden düşmüş. Yani e, verem olmak üretimi düşürür ibaresini çiziyor. Hani İsmet Özel'in Mısra'ında söylediğiniz söylediği gibi. Yaşlanmak da üretimi düşürür. Aynı şekilde bakarsak. Pandemide e, bunu gördük hocam. Avrupalılar gözden hemen çıkardı. E, Onları çıkardı değil mi? Çıkardılar. Belli bir yaştakilerin hastaneye düşmüş. Hastalarına bakmayan ülkeler bile oldu öteleyen ülkeler bile oldu bu açıdan baktığımızda gerek ideolojik gerek ekonomik gerek yönlendirilebilirlik gerekse onların üzerinden bir takım imkanlar değiştirilebilirlik noktalarında gençlik bu yüzden zamanımıza geldikçe daha çok öne çıkmış daha çok önemsenmiş adeta bir mite dönüştürülmüş öyle değil mi yani ne yap et ama yaşlanma New agingler, sporlar, görünümler, giyim kuşamlar. Ne yaparsan yap kaportayı çizdirme. Genç görün. Bu imaj modern bir imaj. Nabi e, hayriyesini 1701'de yazmış hocam. Şimdi oğlu e, Mehmet Çelebi galiba ismini e, oğluna e, öğütlerde bulunuyor. İşte ilimle uğraş diyor. E, İslam'ın umdelerine göre yaşa diyor. E, skalayı genişçe tutuyor. Hatta Hangi milletten evlenemeyeceğini kadar konuşmuş. Yani şu şu milletleri ben burada saymayayım. Biz <laughs> sıralamış bunlarla evleniriz bunlarla evlenilmez. Ama bununla o bu bununla evlenilir demiş. Fakat devri okumak açısından enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki ilimle uğraş. İslam ilimleriyle uğraş. Edebiyatla uğraş. Ama fen bilimlerinden tıp hariç kimya ile astronomi ile söz gelimi. Felsefeyle uğraşma diyor. Şimdi bizim gerileyişimizi ben Nab'inin Hayriyesinde okudum hocam. Diyor ki, e, faal bir hayat seçme diyor. Pasif kenarda bir hayat yaşa. Şimdi Nab'inin oğluna yaptığı bu öğütlere bakıyoruz. Bir de Akif'e bakıyoruz. Yani Asıma değil, Asım'a değil mi? Asım'a bakıyoruz. Evet. Yani sıkıştırmış modern hayat bizi. Asım, e, bu sefer Batı'nın kültürünü alma, fen bilimlerine e, git onu al diyor. Asım'da ayrıca duracağız ama 19. yüzyılda bizim batıdan ilk tercüme ettiğimiz kitabın Fenelon'un Telemak olması ilginç geldi bana. Yani Telemak'ta bir eğitim kitabı. Yani bizim Yusuf Kamil Paşa eliyle Osmanlı bürokrasi ilk çevirilerden, çevirilerden biri. Değil mi? biri. Evet. Sanki artık Nabi'nin Hayriyesi kanalıyla eğitimi bırakalım. Şu Telemak üzerinden bir gençlere eğit eğitelim bakışı yerleşmeye başlamış gibi geliyor bana. Valla şimdi Nabi üzerinden bütün bir geleneksel edebiyatımızı da gömmeyelim. Çünkü Nabi'ninki aykırı bir örnek aslında. Yani adam Hayriye'de biraz hedonist bir bakış açısıyla hedonizmi adeta oğluna tavsiye eden mısralar da söylüyor. Adem'e lazım olan rahattır. <laughs> evet. O desinler sana bir himmettir diyor. Sen keyfine rahatına bak. Bir bu var. Yani ortada metnin bütününe bakmak zorundayız ama işte sakın kimya ile felsefe ile falan uğraşmanın ucu da o dönemde kimya ile felsefe uğraşanlar bir şekilde simyaya kayıyor. Bir şekilde batıni bir takım uğraşlara kayıyor. Reel zeminden kopuyor. Nabi gibi oğluna reel günlük hayatın rahatını tavsiye eden bir adam elbette sakın kimyaya, simyaya, bilmem hurafeye, felsefeye, bilmem nereye dalma diyecek. Oğlunuza böyle bir öğüt verir miydiniz hocam? Şimdi Bugün vermeyiz, <laughs> vermeyiz. hiçbirimiz vermeyiz. Ama metinleri de olgular gibi kendi çağının zaruretleri etrafında değerlendirirsek, Kimya dediğimizde ne anlıyoruz, simya dediğimizde ne anlıyoruz, felsefe dediğimizde ne anlıyoruz? O çerçevede düşünelim. Çünkü Nabi'den ibaret görmeyelim bunu. Kınalızade Hasan Çelebi'nin ahlakı alayisinde bunun tam tersine gençleri ilimle donanmaya, ahlakla, faziletle donanmaya teşvik eden bölümler var. Veyahut da yani fütüvvet nameler var, gençlik metinleri bunlar. Fütüvvet teşkilatı var, gençleri toplum için, toplumun ekonomisi için, toplumun çalışma hayatı için, toplumun geleceği için daha anlamlı ve e, aktif hale getirmeyi amaçlayan sivil toplum kuruluşları modern anlamda bunlar. Bunları esas alırsak geleneksel toplumlarda da gençler hafifsenen, dışarı sürülen, atılan, önemsenmeyen, e, toplumun ana işleyiş aksının dışında tutulan bir kesit değil. Ama tabulaştırılmış bir mite dönüştürülmüş bir kesim de değil. Bunu yani itidal üzere gençlikle yaşlılığın kazanımları var. Gençler yapar ama yaşlılar da tecrübeleriyle onların yapışlarına belki yön çizer, kılavuzluk eder. Bakış açısıyla oluşmuş bir denge var. Bu denge modernleşme sürecinde az evvel saydığım gerekçelerle gençler lehine bozuluyor. Yani arkasında bir özel bakış açısı var. Zamanla da gençlik söylemi çeşitli ideolojilerin tapusu, tabuları haline geliyor. Ben lisedeyken hocam, e, elime e, Gazali'nin Ey Yuhel Velidi geçmişti. Ey oğul. Şimdi onu okumaya Gençlere seslenen çok tipik bir metin işte. Evet, ya yani onunla karşılaştığımda ilk sayfada hemen şöyle bir beyit vardı. 2000 şişe şarap tartsan içmeyince sarhoş olmazsın. İşte bu, bu metaforik anlatım e, kitap boyunca e, devam ediyor. Beyitlerle devam ediyor ve siz bir yandan düz yazının anlatımıyla eğitiliyorsunuz, bir yandan da zihin metaforu alışıyor. Tahayyül ve tahayyül e, tefekkür gücünüz aynı anda gelişiyor. Şimdi Telemak'ın eğitimi ha, meselesinde. Telemaka gelince şunu da unutmayalım. Bakın Telemak'ın öğretisi veya gençlere eğitimi Batı'ya özgü bir şey değil. Ondan evvel de doğuda da var yani kelile ve Dimne'yi nereye koyacaksınız? O da bir prensin devlet adamı olması için kazanması gereken erdemleri o fabullarla öğreten bir kitap öyle değil mi? Şimdi, o da ahlak eksenli bir eser. O, o, o öyle hocam. Fakat e, artık e, Telemak'tan e, Yusuf Kamil Paşa gibi resmi bir zevatın tercüme etmiş olması, kele, Telemak üzerinden bir e, Homeros, Grek, ...Edebiyatı'na, Yunan Edebiyatı'na bir... E, ...ilgiyi artırıyor. O, onun zeminini hazırlıyor. Söz gelimi Ömer Seyfettin... İlyada ve Odisea'dan tercümeler yapıyor. Evet. Başkaları da yapıyor. Ve bizim edebiyatımız dışında... ...bir kaynak arayışına... ...o bakımdan onu andım. Yönelme söz konusu. Orada... E, ...ilk galiba çarpıcı... E, ...yaklaşım biçimini Tevfikret sergiliyor. E, Tevfikret'in sergilediği yaklaşım biçiminde... E, ...onun üzerine biraz durmamız lazım zannediyorum. Yani oğluna e, karşı aldığı tutum, oğlunu eğitme biçimi e, o, yani e, Haluk'un e, oğlu Haluk'un nasıl eğitileceği meselesi. Yani e, fen bilimlerine yönelmesi, oraya ısrarla gitmesi ama eski kültürden kopmaya yönelik e, bir çabasının da olması ve giderek Haluk'un eee İskoçya'ya gidip eğitim almaya gidip daha sonra papazlığa giden süreci. Şimdi Tevfik Fikret e, ee, Ferda şiirinde de der ya gelecek için bir takım e, vizyonlar sergiler ve o vizyonları gençliğin gerçekleştirmesini söyler. Zannediyorum bu sizin anlattığınız modern çizgide gençliği ilk alan, ısrarla alan, altını çize çize alan hatta daha sonra şermine e, meseleyi taşıyıp çocuklara da taşıyan Tevfik Fikret. Çünkü onun üzerinde durursak sanki gençliğin ele alınışını Akif'le kıyas ederek günümüze biraz daha rahat getirebiliriz. Şimdi Akif'le Fikret'in gençlik, örnek genç e, modellemeleri evet birbirine çok ters. Neticeleri itibarıyla da çok çok farklı ayrışan modellemeler. Ama Fikret'i bana kalırsa bizim edebiyatımızda en azından modernleşme dönemi Türk edebiyatında genci, Örnek e, genç modelini ilk defa edebiyata konu eden şahıs diye göstermek çok tutarlı olmaz bana kalırsa. Çünkü öncesine baktığımızda Ahmet Mithat Efendi'yi veya mizancı Mehmet Murad'ı görüyoruz mesela. Onun Turfan'da mı yoksa Turfa mı romanında Mansur diye bir karakter vardır. O ideal bir gençtir. Mehmet Murad'ın kafasındaki ideal genç bir takım değerleri temsil ediyor. Dürüstlüğü, ahlaklılığı temsil ediyor. Veyahut da ufku açıklığı temsil ediyor. Pozitivist mi hocam? Orada da evet batıya açık bir genç bu. E, Mansur tipi. Mithat Efendi'ye geldiğimizde bir değil birkaç tane genç modeli öneriyor mesela Mithat Efendi. Hemen aklımıza Rakım geliyor. Felatun Bey ile Rakım Efendi romanındaki Rakım modeli. O çok enteresan mesela. O... Dengeci Mithat Efendi, ne yardan ne serden geçemeyen Mithat Efendi, itidalli Mithat Efendi tablosu hemen orada çıkıyor. Rakım bir yandan geleneksel ahlak değerleriyle, aile bağlarıyla kendisini mukayyet hissediyor. Ama aynı Rakım bir Fransızca da öğreniyor, Batı bilimine daha açık, Batılı Fransızca eserleri okuyor, yeri geliyor pikniklere gidiyor. Ee, İstanbul'daki yabancılarla dostlukları var. Lizglaslar diye bir İngiliz ailesiyle dost oluyor. Onlarla düşüp kalkıyor. Ufku açık ama yerli. Fakat Batı'yla da irtibatlı bir yerli genç modeli inşa evet, tam ediyor. Tam Ahmet Mithat yani. Tam tipik Ahmet evet. Mithat. Tipik Ahmet Mithat. Paris'te bir Türk romanında da Nasuh diye bir kahraman var. O da yerli ama gittiği Paris'te bütün Paris sosyetesinin kadınlarını bile kendisine hayran bırakacak kadar yakışıklı, bilgili, görgülü Paris sosyetesini ne bileyim işte elinde oynatan bir ideal kahraman. Bu da e, Ahmet Mithat Hocam. Yani Şark Kongresi'ne gittiğinde <laughs> ilgileri üzerine evet, çeken bir adam. Kongresi'ndeki evet. Ahmet Mithat orada evet. da kendisinden bir şeyler katıyor. Kendisinin yansıması. Şunu söyleyebiliriz aslında. Namık Kemal'e de gitseniz, Ahmet Mithat'ı da zorlasanız, e, hatta Ömer'in çocukluğu, Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu hatırasına bile gitseniz, Tanzimat'tan itibaren Fikret'e gelin, ondan sonra işte Akif'e gelin, e, Primo Türk çocuğu nasıl doğdu, Ömer Seyfettin'in hikayelerine gelin, e, birçok metinde ideal bir genç insan arayışı, yoklayışı veya oluşturması çabası var. Yeni bir insan. Şimdi şunu diyebilir miyiz? Ya işte Fikret'ten önce veya Ahmet Mithat'tan evvel bizim edebiyatımızda gençliğe örnek gösterilen, gençliği işleyen eserler yoktu. Öyle bir şey diyemeyiz. Vardı. Gençliğin modelleri de vardı az evvel saydık şimdi. Peki ne değişti? İşte gelenek karşısındaki duruşumuz, geleneğin değerlerinden uzaklaşışımız, ona yabancılaşmaya başlamamız, o büyük birikimi bize unutturduğu için yeni örnekler aramaya başladık. Şimdi Yusuf Kamil Paşa telemakı tercüme ediyor. E adam bak keliyle ve Dimne var desen ama keliyle ve ne doğudan gelen bir eser, zaten kanıksadığımız bir eser, batıdan gelen yeni bir ses, yeni bir ivme kazandıracak... ...onu tercüme ettiğinde daha büyük bir ilgi ve e, rağbet Tabii verecek. Tabii o bizi şeye götürüyor hocam. Yani e, Telemak'ın babası Odysseus'u götürüyor. O bizi e, İlyada Savaşı'na, e, savaşta tahta at fikrini e, öne süren kişi Odysseus. Öbür tarafta Aşil var savaşı kazandıran. Aşil ve Odysseus tipi erkeğe Türklerin, Müslüman Türklerin modellediği e, kimler var? Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Osman var... Hazreti Ali var. var ya. Hazreti Ali var. 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 Şimdi bunlar bir de Deli Dumrul gibi ha, bir e, de tipler onlar var. Yani eee evet, şimdi içinde. bu erkek Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe kadın tipi. Onlarda Penelope tipi kadın var. Şimdi bizim o modellerimiz çatışıyor. E, gençlik üzerinden çatışıyor ama 19. yüzyılda e, siz diyorsunuz ki yani Tevfik Fikret'in e, durumu e, Haluk'tan evvelde örnek gençler var. var. Ama Haluk Promet hocam. Yani ama ona gelmeden şunu da söyleyeyim. Bakın Yusuf Kamil Paşa'nın telemakına takıldım ben. Ya Yusuf Kamil Paşa veyahut da 19. yüzyıl e, okur yazarlarının, e, aydınlarının tamamını aşırı bilinçli ve planlı programlı davranan insanlar diye görmeyelim. Bunun tipik örneği Namık Kemal'dir. Bakın en sivri örnek üzerinden konuşuyorum. Namık Kemal yeri gelir. İslam birliğini, iddiatı İslam'ı savunur. Yeri gelir milliyetçi kesilir. Yeri gelir imtizacı akvan makalesinde Osmanlıcı olur. Yeri gelir en romantik batıcıdır Londra makalesinde, terakki makalesinde. Hangisidir Tampın şeyin Namık Kemal? Hepsi birden var. Hani Tanzimat Aydınının dualitesi. Yalnız dualite olsa keşke. Bakın trialite vesaire alıyor <laughs> gidiyor. gidiyor. Evet. Uzuyor gidiyor. Yusuf Kamil Paşa'nın da Telemaka gidişini bu kadar planlı, programlı bir gidiş diye görmeyebiliriz. Kesin konuşmuyorum. Bu sizin yaptığınız yorumlar, bizim bugünden yaptığımız yorumlar. O olguyu zenginleştirici yorumlar. Yani Telemak'ın çevirisini zenginleştirici yorumlar. Yusuf Kamil Paşa eminim ki bir ahlak kitabı gibi görmüş, okumuş. Ya şunu bizim de söyle bakalım. Ama sonuçları hiç öyle olmamış bilmiştir. hocam. Yani sonuç olmamış olabilir. Yani. Ben niyet okuyorum. Niyet okuyor, Çünkü yani. o tercümeler arasında bakın niye Hikayeyi Ma'durin diye Sefiller'i de çeviriyorlar? Evet. Ya Sefillerin içerisinde müthiş bir Hristiyanlık propagandası var. O çeviri Münif Paşa çeviriyor, değil mi? O çeviriyi yapan Münif Paşa'nın Bizim gençlerimizi Hristiyanlaştırma emeli güttüğünü söyleyebilir miyiz? Bu aşırı yorum olur. Ama Münif Paşa Sefiller romanını da yardımlaşma, merhamet vs. şefkat gibi temalar üzerinden işimize yarar gördüğü için çevirmiş. Ama çok bilinçli e, Reşit Paşa, e, Şinasi ve bilhassa benim... Bakın Şinasi'yi ayrı tutuyor. Yani O, o kadar bilinçli, bilinçli gidiyor bilinçli. ki Şinasi. Şimdi Şinasi'den sonra zannediyorum bu meselede en bilinçli olan Fikret hocam. Tevkiret. Fikret. Fikret. Yani Bakın derslerde ben Şinasi'yi biraz derslerden buraya bir şeyler katayım. Derslerde Şinasi'nin bu bilinçli yürüyüşünü çok vurgulu olarak söylerim. Şimdi 17-18 yaşlarında maliye okumak için gönderiliyor Paris'e ama adam gidiyor. Ne kadar oryantalist varsa onlarla tanışıyor. Auguste Comte'la tanışıyor. Renan'la tanışıyor. Auguste Comte'un konağına davet ediliyor. Pau de Corte, De Sassi, Emil Litre gibi büyük dilci oryantalistlerle birlikte çalışmaya başlıyor. Yani Şinasi'nin kafası programlanıyor. İstanbul'a birkaç defa geliyor gidiyor malzeme toplayıp onlara götürüyor hatta. Şinasi bilinçli bir ne yaparsa evet, evet. ister münacatında vahdet zatına aklımca şehadet lazım diyor adam. Pozitivizmin kılçığını atıyor münacat türünün içine. Bu kasidelerdeki o Yıkıcı kavramlar, medeniyet Resulü, ah senin zamanın vakti saadettir gibi Ceşit Paşa'yı, medeniyetin peygamberi. Bunlar çok yıkıcı ve bilinçli kılçıklar. Şinasi'yi ayrı tutuyorum. Ama bütün bir tanzimat kadrosunu da bilinçli adımlarla yürüyen entelektüeller diye de görmeyelim. Bunların içinde iyi niyetli yapılmış tercümeler de vardır. Ama Telemak'ın kodlarını bugün çözdüğümüzde dediğimiz gibi bizi ta Antikite'ye kadar götürür. Bunu kabul ediyorum. E, peki hocam Fikret'in Tevfik muradı neydi? Haluk'u örnek göstermekten. Öyle ya yani bir Murad olması lazım. E, onun üzerinden yürüttüğü bir e, politika neydi? Yani Tevfik Fikret'in Haluk'a yüklediği amaç biraz Promete şiirinde olduğu gibi yani git batıdan alınacakları al ve bize getir. Ve Haluk Fikret için Batı uygarlığının bilimini belki şeyi siz söyleyin o kimliğini alıp da bize getirecek örnek insan. Hani az evvel demiştik ya tanzimattan itibaren bizim aydınlarımız modernleşme sürecinde hep yeni bir insan modeli kurgulamak istemişlerdir. Yeni bir sürece yeni bir insan örneği. Fikret'in yeni insan modeli oğlu Haluk'tu. Nitekim onun için gitti gönderdi. Ama bir belki Fikret'in niyeti açısından bir hayal kırıklığı oldu. Ama Fikret'in yazışmalarına baktığımızda biz o mektupların bir kısmını yayınlamıştık geçmişte. Fikret'in mektuplarına baktığımızda Fikret'in şahsı açısından Haluk'un Hristiyanlaşması, bir protestan rahibi olması, hiç de böyle kıyametin kopması, büyük bir hayal kırıklığı izlenimi uyandırmıyor adamda. Çok doğal karşılıyor. Fakat beklentileri cevaplamayan, kendi toplumuna dönüp de bir şeyleri taşımayan, o kimliği, o aksiyonu sağlayamayan adeta haluk bir fiyasko. Fikret'in amaçları, niyetleri, hedefleri açısından böyle bir sonuç veriyor. Nitekim kayboluyor, gidiyor. O süreçte başka yazarlarımızın, işte Emine Semiha Hanım'ın kızının falan, biliyorsunuz bu, Kontrolsüz batılılaşma dolayısıyla gidip de batıda Hristiyanlaşan kendi kimliğinden vazgeçen gençlerimizin de var olduğunu nitekim biliyoruz. Peki buna karşı sunulan Mehmet Akif'in Asım'ı. Yani bu ikisi çatıştırılır malum yıllar boyunca böyle oldu. Asım'ın e, farkı ne? Şimdi Akif'le Fikret hem gerçek hayatlarında çatışmışlardır. Ee, şiirleri üzerinden, düşünceleri üzerinden, hem de örnek insan modelleri de birbiriyle çok çelişir. Asım e, kurgulandığı kadarıyla, şunu söyleyelim bir kere, reel bir şahsiyet mi değil mi o tartışılır biliyorsunuz. Haluk reel bir şahsiyettir. Oğluna söyler Fikret. Ee, köse imamın oğlu. Köse ama işte öyle bir ideal bir kahraman olarak şiirde metinde var olsa bile bir öyle bir gence alır karşısına onu kendince canlandırır şiire taşır. Asım bizim, bin sabit bir de olması öyle bir meselesi var. vardır. Ha. Sahabeden Asım bin sabit olduğu da bizim yakıştırmalarımız. Bilmiyorum ben Akif'in herhangi bir röportajında veyahut da yazısında benim orada anlattığım Asım Asım bin sabittir. Ben sahabeden bir işte, zatı, genç bir zatı Kast ederek kahramanıma Asım ismini verdim dediğine ben rastlamadım. Ben de rastlamadım ama şiirde bir bölümün içerisinde mücadeleciliğinden yola çıkarak, e, oraya bir e, yani mücahitliğinden yola çıkarak bir atıf var sanki. Gizli bir atıf var. İşte zaten insanlar da oraya bakarak Asım bin Sabit'e gönderme yapıldığını düşünüyorlar. Şiirdeki Asım'ın en önemli yönlerinden birisi hem çok ahlaklıdır hem de gayurdur yani gayret sahibidir hatta onu frenlemeye çalışır e, babası. E, yani e, aksiyoner bir genç modeli vardır ve o hani Asım'ın diyordum ya nesilmiş gerçek mısralarını hatırlarsak Çanakkale Savaşı'na gidiyor anlarsan? Çanakkale Savaşı'na gidiyor ve düşmana hayır diyor. İşte orada Akif'in Asım kahramanı yani rol modelinin bekleneni verdiğini görürüz. Kendisine biçilen role, düşmana hayır demek, eyleme geçme, aksiyoner bir kimlik geliştirmeye, vatanın, milletin değerlerini savunma noktasında Akif Asım'ı takdir edilecek bir ideal kahraman olarak çizer. Metinde de Asım bunu gerçekleştirir. Fikret'ten farkı en büyük farkı budur. Tabi orada Fikret modernist değerler açısından bir haluk profili çizerken Akif daha çok ahlakçı ve geleneği de ihmal etmeyen kendisi gelenekçi olmasa bile Mehmet Akif'in geleneksel ahlak kodlarını ihmal etmeyen bir asım profili çizmiştir. Peki cumhuriyetten sonra hocam bu iki kanal üzerinden tartışma akıyor. Tabii. Bu akışı yani bizim modernleşmemizin aslında iki kutbunun gençler üzerinden iki sembolü diyebiliriz. Peki bu iki sembolün varlığı 1920'li yıllarda e, Cumhuriyet'in kuruluşuna Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesine yansıyor. Orada tabii, bir tabii, gençlik tabii. modeli var. Evet, evet. E, o modelle 10 yılda 15 milyon genç yarattık, yarattık her yaşta. marşa evet. aksediyor. Evet, evet. Yani gençliğe emanet edilen bir Cumhuriyet var. Bir gençlik tasavvuru e, devam ediyor. Şimdi e, bu gençlik e, Akif'in Asımına mı yakındır e, Tefküredin e, Halüna mı yakındır yoksa ikisinin arasında bir yol mu tutturulmaya çalışılıyor yani devletin ne düşündüğü halkın ne düşündüğü çatışıyor mu ben şöyle düşünüyorum yani eğer e, tabii konuştuk ama e, geçtiğimiz haftalarda vatan kavramındaki ayrışmayı göz önünde bulundurmadan yani batıcıların veya cumhuriyeti kuran o dar kadronun vatan anlayışıyla Akif'in vatan anlayışını birbirinden ayrıştırmadan bakarsak vatanı bir kül olarak bir bütün olarak görürsek yeni oluşturulmaya ve yahut da cumhuriyetin kendisine emanet edilmeye çalışılan o gençliğin vatanseverliği noktasında Hani gençliğe hitabede vatan ne olursa olsun savunacaksın tembihi vardır ya. Tabii. O noktada Asım'a yakın gibi duruyor diyebiliriz ama vatan kavramında zaten bir ayrışma belki görülebilir orada. Fakat zihniyet olarak, batı karşısındaki duruş olarak, batıya yöneliş olarak Haluk'a daha yakındır. Cumhuriyet'in o ilk döneminin gençlik kimliği, oluşturulmaya çalışılan genç modelleri daha batıcıdır. Batı değerlerini önemsemiştir. Batı'dan aldı, daha doğudan alacağı bir şey yoktur. Her şeyi Batı'dan almaya kodlanmış bir gençlik vardır. Bu açıdan Haluk kimliğine daha yakın bir gençlik özlenmiştir ve kodlanmaya çalışılmıştır. Ama bu e, halkın e, Asım neslini sürdürüyor olması bir yandan da eğitimle e, bir başka gencin modellenmesi. Şimdi bu ikisinin arasında bir zamanla bir uyum oluyor mu? Şimdi söz gelimi batıdan tekniğini almış ama ahlakını bizim içimizden tarihten getirmiş bir genç modeli. Şimdi bu model herhalde 1940'larda da oluşmamış olsa gerek ki Necip Fazıl kendi itirazını Gençliğe getiriyor. Gençliğe hitabeyi yazıyor o da. Gençliğe sesleniyor. Sürekli meselesi gençlik zaten Necip Fazıl'ın. Yani sen bir devsin, yükü ağırdır devin dediği genç. Genç adam at yorganı sana haram uyuman diye seslendiği genç bir ana şunu sorunuza şöyle cevap vereyim ben. O beklenen yani Asım'la Haluk'u sentezleyen bir ideal cumhuriyet genci oluşmuş mu? Oluşturulmaya çalışılmış mı tartışmasına girmiyorum. O da ayrı bir tartışma konusu. Oluşmuş mu? Genel hatlarıyla ben oluşmadığını zaten oluştuğu takdirde de o genci yapmak isteyen iradelerin istemi dışında oluşacağını düşünüyorum. O irade sahipleri öyle bir genci istemediler çünkü. Yani onların istediği aslında Fikret'in Haluk için öngördüğü, Haluklaşmak demeyelim ama Fikret'in Haluk için öngördüğü bir genç modeliydi. Yalnızca vatan kavramında biraz Asım'a yaklaşıyordu diyelim. Ama Asım modeli cumhuriyetin o hani dedik ya az evvel kültür mühendislerinin kafasında olan genç modeli değildi. Fakat peki pratikte bunlar birleşti mi? Hı -hı. Birleşmedi. Benim kanaatim birleşmedi. Diye diyeceksiniz ki böyle örnekler oldu mu olmadı mı? O uzlaşmacı liberal bir noktada birleşmiş istisnai örnekleri kastetmiyorum ama bir tarafta bu haluk prototipinin uzantısı olan gençlik bir tarafta Asım'ın devamı olan gençlik bugüne kadar geldi. Bugün de yaşadığımız sancı aslında bu. Şimdi burada hocam Fikret Promete diyor ya. Evet. Yani şimdi bizim Cumhuriyet kurduktan sonra Batı'ya eğitime gönderdiğimiz gençler var. Bunların Promete diye adlandırıldığına şahit oluyoruz. Yani Batı'dan ateşi çalıp bize getirecekler. Sanki bu e, teorik olarak çok kolay bir şeymiş gibi e, geliyor, e, pratikte pek zor bir şey. E, ama bu e, mimarlar gidiyor, e, hukuk okumaya gidenler var, i̇şte, edebi işte Felsefeciler, felsefeciler açılar gidiyor, felsefeciler, bazılarını hatırlayalım, birçoğu gidiyor, evet. Şimdi bunlar aslında e, Türkiye'ye getirdiklerinde bir canlılık da getiriyorlar. E, bunun dışında e, Almanya'da barınamayan e, akademisyenler de Türkiye'ye getiriliyor. Boğaz içine sığınanlar diye adlandırılır ya. Şimdi bunların da yarattığı üniversite gençliği üzerinde e, pozitif ilimlere bir merak oluşuyor. Bu merakların bizde şekillenmesi, neşvünema bulması, çiçeklenmesi e, bana öyle geliyor ki ancak e, günümüzde şekillenebiliyor. Yani şimdi bizim eee 100 yıllık Prometelerimizi şöyle bir sıralasak yani bugün siha iha üreten zihni, zihni düşünsek ancak biz ateşi yeni çalmışız gibi geliyor bana. Yani e, fen bilimleri açısından söylüyorum. E, ama edebiyat açısından prometelikte hiç de fena sayılmayız. Yani o açıdan prometelik ta Tanzimat'a kadar uzanıyor değil mi? Namık Kemal'lere, Hamitlere kadar gidiyor belki. Evet. Ama e, teknikte, bilimde veyahut da fen alanında biraz daha sonraları takip ediyoruz. Ama orada da tabii şey var. Yani bu yalnızca Cumhuriyet'in kuran kadroların görüşü değil. Daha evvellerde daha kifin beytini hatırlayın. Alınız ilmini garbın, alınız sanatini. Veriniz hem de mesainize son süratini diyordu. Damık Kemal'in terakki makalesini hatırlayın. Sanki batıdan ilmi ve teknolojiyi aldık mı, zaten bizim imanımız var, dinimiz var, ahlakımız var. Oralar zaten mükemmel. Teknolojiyi, bilimi aldık mı biz fırlayıp gideceğiz. Bu kadar safiyane bakıyorlardı o ilk dönemin modernleşmecileri. Ee, nereye kadar bilimin, teknolojinin ve sanatın, o büyük medeniyet e, kimliğinin, büyük medeniyet kümesinin dışında oluşamayacağını, bilimin de teknolojinin de bize bir modernist ideolojiyi taşıyacağını, bilimin bizzat kendisinin bir ideoloji olduğunu çok geç fark ettik. O da işte Cumhuriyet'in 50'lerden 60'lardan sonra hatta daha da radikal o söyleyeyim belki, İsmet Özel'in üç meselesine kadar biz bunu ne kadar tartışıyorduk? Teknik, medeniyet, ya, 1970, yabancılaşma. 1977-78 e, yani o da e, 1944'te filan Leo Manfort'un filan yazdıklarının e, ya da Ebu Bekir Esufi'nin es yazdıklarının aksetmiş hali. Evet, yani evet, evet, e, evet bizi evet. bizde e, bu e, yani o o manada da bir prometelikte gene bir gecikme var. Prometelikte gecikme var ama e, şimdi Fikret oğluna promete ol, git batının teknolojisini, bilimini al. Ateş olarak onu kastediyordu. Orada e, Asım'ın gidip prometelik yapıp yapmaması meselesini konuşmalıyız. Asım prometelik yapmalı mıydı, yapmamalı mıydı? Akif Asım'ı e, şimdi o beyit nerededir de şimdi hatırlamıyorum. Asımda mıdır, yoksa Berlin hatıralarında mıdır? Onu bilmiyorum. Veya hatta Süleymaniye Kürsüsünde midir Akif'in gençleri Batıya bilimi ve teknolojiyi almak için yönlendirmesi? onu bilmediğim için asımak gelene geldiğinde Akif çoktan uyanmıştır. Bunun böyle olmayacağının farkında varmıştır diyemiyorum kesin olarak. Fakat bu almada gecikme, fen bilimlerinde almada gecikme veyahut da sosyal alanlarda biraz daha erken olma söz konusudur. Gerçektir. Böyle bir şey var. Öncelik sonralık vardır. var. Burada bizim sosyalist gerçekçilerin e, durumunu nasıl görmek lazım? Çünkü onlar da e, Türkiye'de bir sosyalist devrim olabilsin diye e, gençlere meylediyorlar. Yani Nurettin Topçu ediyor, Necip Fazıl ediyor da e, arkadan e, Sezai Karakoç zaten diriliş neslinin amentüsünü yazacak. Yani onun da bütün projesinde e, diriliş nesli var. Gençler var. E, Nazım Hikmet'in de e, hitap ettiği bir Genç zümre var. Genç Zaten kendisi iyi bir hoca. Yani hapse düştüğünde ressam balabanı eğitiyor. Orhan Kemal'e katkısı, Kemal Tahir'e katkısı şahsi olarak da var. kuram olarak da var, aksiyon olarak da var. Şimdi arkadan gelen bizdeki sosyalistlerin batılılaşmadan Ruslaşmayı anlaması. Yani sosyalistleşmeyi anlaması. Dolayısıyla bizim gençliğimizin de oradaki sembolleri alıp, e, giyinmesi, kuşanması ona göre slogan atması, edebi eserlere bunların yansıması e, bunlara baktığımızda e, sokak olaylarını e, tetikleyen bir edebiyat görüyoruz yani köşe yazarlarından şairlere kadar e, bir edebiyat var ve bu edebiyat 1960'ların ikinci yarısından 80'e kadar e, öğrenci olaylarını tetiklemiş, sağ sol olayları dediğimiz hadiseleri tetiklemiş Şimdi gençliğe ilişkin projelerin böylesine uç bir noktaya gelmiş olması, ee, Batı'da e, benzerleri görüyoruz. Yani onlarda 18 kuşağı'nın var, da var, geldiği noktayı da görüyoruz. Ee, bu şununla ilgili bir şey mi? Modernizm e, insanları manevi olarak tatmin edemedi ve tatmin edemediği için nasıl yaşanır konusunu kaybettiler. Çünkü Kutsal kitaplardan gelen bilgelik gitti. Felsefe de bir bilgelik veremiyor. Şimdi i̇şte bu insanlar nasıl yaşayacaklar? Bunun cevabını bulmaları lazım. Yani nasıl ölünür? Bunu hiç düşünmüyorlar. Tamamen odaklandıkları şey Hedonistçe nasıl yaşanır ve nasıl devrim yapılır gibi şeyler. Bu durumun bizim edebiyatımızın o yıllarına taşıdığımızda nasıl yorumlamak lazım? Bence kavramları bir kere yerli yerine oturtalım. Bizdeki sosyalistler kendi dönemlerinin gençlerini, sosyalist gençlerini Ruslaştırmak mı istiyorlar? Yani bu böyle bir etnik kimlik yönlendirmesi mi? Yoksa sosyalistleştirmek mi istiyorlar? Önlerindeki en güçlü Maksist-Komünist yapıda Sovyetler Birliği olduğu için oraya yöneliyorlar. Bu şu demek midir? Yani bizim eee marksistlerimiz yahut sosyalistlerimiz batıcılık yerine ruslaşmayı anladılar. Ama o zaman meseleyi batıcılık kavramı etrafında mı yorumlayalım sosyalizme geçtiğimizde yoksa modernleşme kavramı etrafında mı yorumlayalım? Modernleşme diye bakarsak eğer sosyalizmi de bizim modernleşme sürecimizin bir tarihten sonraki bir görünümü bir ne bir evresi demeyelim de bir oluşumu diye görürsek eğer o zaman mo modernleşme bir başka vecheyle, bir başka oluşumla yine varlığını sosyalizm şeklinde göstermiştir. Çünkü yani Max Weber veya da August Kont ne kadar batılıysa Marx da o kadar batılıdır. Sosyalizm batılılığın dışında bir olgu değil ki veya modernizmin dışında bir ideoloji değil ki ister sosyalist olsun ister kapitalist ister faşist hepsi neticede modern dünyanın modernizmin kümesi içinde varlık gösteriyor. Ama hocam şu oluyor. Şimdi bizdeki <laughs> Lenin'e, Stalin'e gösterilen teveccüh olağanüstü. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden gelen talimatlar neyse bizim yazarlar, şairler, romancılar, sinemacılar onu çekiyorlar. Ve Ruslara karşı duyulan hayranlık, hani biz tatlıyı konuştuk ya Alafrangalık'ta, bir Rus hayranlığı olarak bariz. Ben şunu demiyorum, yani Ruslaşma isteği çok üst düzeyde. Yani Çinlilere benzemek için yüzleri beyazlatmak gibi bir şey yok. Ama şu şunu diyelim, o gençler yani bizim 70'li yılların son o dönemin sosyalist gençlerinde Ruslaşma isteği sizin dediğiniz bir doğululaşma tercihi miydi? Yoksa yalnızca bir modern ideolojinin yaşandığı bir coğrafyaya öykünmeyle sınırlı mı kaldı? Ben Ruslaşmayı batılılaşmadan kopma, doğuya yönelme diye bir şekilde anladıklarını kesinlikle düşünmüyorum. Yo, ben de onu düşünmüyorum. Fakat burada şu var hocam. Yani o tarihlerde bir millete bizim vaktiyle Fransızlara gösterdiğimiz teveccüh gibi bir teveccüh yok Ruslara var hatta Ruslardan gelen talimatlar biraz evvel ifade ettiğim gibi aynen uygulanıyor ee, bu o ideolojik angajman diyelim ona ama beni yani doğal olmayan yapay yönlendirme tam da hani konuşmamızın başında dedim ya yani gençlik niye bu kadar önemsenir modern toplumlarda e çünkü angajmanlara açıktır politik hesaplara, planlara daha yatkındır. Yani ekonomik, politik, siyasal her türlü angajmana daha açık. Çünkü heyecanları vardır. Çünkü şahsiyetlerinin oluşum evresidir. Çünkü arayışlar evresidir saflıktır. insan hayatının. Saflıktır, Safl enerjikliktir. Bütün bunlar daha kolay istismar edilebilirliği de veyahut da istismar edicilerin iştahlarını da üzerlerine çekmiştir. Sosyalizm de bunu yapmıştır. Marksizm de bunu yapmıştır. Peki realize olsaydı hocam yani bizim e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçası haline gelseydik bizim Ruslara karşı gösterdiğimiz perestiş e, diğer SSCB'deki ülkelerle kıyas ettiğimizde bana kalırsa hiç geri kalmazdı. Çünkü daha öyle olmadan o perestiş o kadar ileri safhada ki ee, öğrenci olayları 70'lerde öylesine malum Çoğalıyor ki Tarık Bora Gençliği Meyvahı yazıyor Yani 1978'de Tabla galiba 70'li yılların öğrenci hareketlerini Eleştiren bir roman olarak Evet, evet. Galiba önce tefrika edilmiş Yet Sonra kitaplaşmış Kitaplaşmış evet. ee, Diyor ki e Benim en iyi romanım diyor hocam Bu bana çok şaşırtıcı gelmişti Yani küçük ağa dururken Yağmur beklerken dururken e Niye onu en iyi romanım diyor sonra şöyle yorumladım bunu. Gençliğim eyvahta Tarık Buğra Dostoyevski'nin ancak yakalayacağı bir insan tipini yakalamış. O insan tipi yani kendi hırsları için e, her şeyi manipüle edebilecek ihtiyar tipini ihtiyar diyorsunuz. tipi. Evet. Şimdi evet. dik sürüngen diyor. Evet. evet. Yani e, dik sürüngen e, bürokrasi, e, dik sürüngen e, siyaset. Bu insan tipi Devlet adamı tipinin yerine geçmiş. Yani biz gençlerimizi eğitirken devlet adamı olun diye eğittiğimizi düşünelim. Önümüze model olarak Cevdet Paşa çıkacak. Ve daha geriye doğru gideceğiz. Ama ihtiyar tipi çıkıyor ve o ihtiyar tipi sağ sol olaylarını arka taraftan manipüle edebiliyor. Ve acımasızca gençleri kendi iktidar alanı için kullanıyor. Öyle değil mi? Tabii. Yönlendiriyor. Yönlendiriyor ve... O, o tip, e, hatta öyle ki, öyle organize oluyor ki, üniversite bir hoca. Görünüşte çok masum. E, fakat sağında, e, solunda, arka planda manipülasyonu gerçekleştiren adam o. E, Tarık Burak belki romanına gençliğim eyvah demeseydi, yani daha başka bir ad koysaydı, mesaj doğrudan gitmeyecekti. <laughs> belki e, yazdığı romanı biz, e, evet bu bir başyapıt diyecektik. Ama ondan fedakarlık etmiş. Yani mesajı doğrudan vermek istemiş ama 78'de e, verilen mesaj öyle gözüküyor ki biz gençler öylesine politize etmişiz ki bunu anlamıyoruz. Çok da anlaşılmamış. Anlaşılmamış. E, belki anlaşılsa daha sonra başımıza bela olan bu fetö meselesi de olmayacak çünkü o, o organizasyonun prototipi adeta orada görülüyor. Yani romandaki ihtiyarın yöntemleri sonradan uygulanan yöntemlerin aynısı. Roman yazıldığında. Bizim Cumhuriyet dönemi siyasi hayatımızın çok maruf ismini söylemeyeyim. Çok maruf, allem edip kallem edip devletin en yukarısına kadar yükselmiş ve partisini de iktidarını da her halükarda korumaya çalışmış. Ama bir genç tarafından alaşağı edilmiş bir ismine atıfta bulunduğu söylenmiş ama şimdi sizin dediğiniz çok önemli. Aslında oradan FETÖ'ye bile sıçrayabiliriz. Yani FETÖ'nün başındaki o kişi de ihtiyardan başka birisi midir? Hem solla hem sağla çalışmıştır. Her iki grubu da manipüle etmiştir. Böyle bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Belki de Tarık Buğra yakın tarihimizle güncelle o kadar örtüştüğü için Gençlik Vurgusu'yla romanını isimlendirmiştir. Ee, bu öyle gözüküyor ki gençliğin dilini bizim çözmemizle ilgili bir şey hocam. Çünkü gelmekte olan neslin şu an mesela. Gençlik bir de dil oluşturuyor. Dil mesele oluşturuyor. Evet. Ee, şöyle yapalım isterseniz. Önümüzdeki bölümde bu bizim dilimizin şekillenişini konuşalım ve gençliğin dilini de anlamaya biraz yaklaşmış oluruz. Güzel ee, olmuş. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim. Ee, kıymetli seyirciler, Türkiye'nin kelimelerinde bu bölümde Fatih Ando hocamla gençliği konuştuk. Önümüzdeki bölümde Dili konuşacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.